Son günlerde Sayın Erdoğan'ın psikolojisini de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi 13 şehit verilmiş, 3 de polis, 16 şehit ve yas neden ilan edilmiyor diye soruluyor. Hani işte Suudi Arabistan'ın kralı kendi eceliyle öldü, yas ilan edildi 3 gün. Biz 6 yıldır PKK tarafından alıkonulmuş ve düşünün o 6 yıl boyunca kurtarılmayı beklemiş bir umut, acaba bizi kurtaracaklar mı diye 6 gün değil, 6 hafta değil, 6 ay değil, 6 yıl beklemiş, 13 canı kurtaramadık. Ve biz böyle bir ortamda ulusal yas da ilan etmedik. Ve yine şuna şahit olduk ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı partisinin yani AKP'nin kongrelerine devam etti. Hatta ertesi gün Rize'de kendi deyimiyle lebalep yani tıklım tıklım dolu olan kongre salonunu büyük bir coşkuyla kucakladı. Hatta arada espriler yapıldı. Ve sanki o 13 şehit Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafından verilmemiş gibi. Şimdi gerçekten bunu sormak istiyorum. Bu nasıl bir ruh halidir? Yani tabii ki bir siyasetçinin siyasi hırsları vardır. Hele de Erdoğan söz konusu olduğunda. Hani bu da görece kabul ama böyle bir acının üzerine bir siyasetçinin kaldığı yerden kongrelere devam etmesi ve orada hepimizin izlediği o tarzda bir konuşma, o içerikte bir konuşmayı yapabilmiş olması nasıl yorumlanmalı diye dilerseniz önce sözü Ankara'ya vereyim. Türk siyasetini uzun zamandır yakından takip eden biri olarak Sayın Balbay'a sorayım. Bunu nasıl yorumluyorsunuz bu ruh halini? Neyin göstergesi? Sedef Hanım, doğrusu bu da benim aldığım notlar arasında vardı. Hani zaman el verirse bu konuya da girelim diye. Çok hani bilinen bir öyküdür ama Çin'de hani yerleşik devleti en eski kuran ve 4000 yıldır aynı yerde devlet kuran Çin'de işler çok kötüye gitmiş. Ekonomi berbat, ülke yönetimi çok kötü. Sonunda Bilge'ye sormuşlar ne yapalım diye. Bilge zaten gelişmeleri izliyor. Gelmiş ülke yönetimine. Demiş ki herkes bir şey bekliyor Bilge'den. Çözüm onda, formül onda. Tek şey söyleyeceğim diyor. Nedir diyorlar? Dilinizi düzeltin diyor. Ne demek bu diyorlar? Eğer düzgün konuşursanız, derdinizi anlatırsanız halk anlar, halk size derdini anlatır ve çözüm başlar diyor. Yani bunun pek çok benzer anlatımı vardır. Ne yazık ki şu anda Türkiye'de uzun süredir siyasetin dili kirlendi. Kirlenmekten öte büyük ölçüde nefret diline dönüştü ve geçmiş dönemlerde olan mizah, siyasi mizah ortadan kayboldu. Anımsayacaksınız, geçmişte de mizah sanatçılarının beslendiği unsurlardan biri siyasetçilerdi. Şimdi kara mizah kalktı ortadan. Bir tek para mizah kaldı. Paraya dayalı mizah yapan var. Ama çok büyük ölçüde kara mizaha girenler ya ülkeyi terk ettiler ya şimdi çok daha büyük riskleri göze alarak bu işi yapmak zorunda kalıyorlar. Bunun birinci sorumlusu iktidar. Çünkü bugün baktığımızda açık yani bir taraf tutmak anlamında değil. Ne Meral Akşener'de, ne Temel Karamollaoğlu'nda, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda hani genel anlamda bir nefret dili yok. Erdoğan'la zaman zaman gerilim olduğunda bile bir doza kadar. Ama bugün Erdoğan'ın söyledikleri hakikaten siyasi tarihimizde ileride tez konusu olacak. Pek çok konunun nirengi noktalarından biriydi, denecek bir dildi. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Yani imam nara atarsa halk alayı bağırır. Yani o yüzden hani bir toplum da bundan etkileniyor ve oradaki dil
siyasetin arasındaki bu dil toplumu da etkiliyor aynı şekilde. Yani bunu AKP'nin kendi içinde hani bir şekilde değerlendirip çözebilir mi? Çok zor. Devlet Bahçeli'nin de bu dili tamamladığını söylemek mümkün ve hatta hani Devlet Bahçeli'nin yaptırımlı dili hani Erdoğan'ın bu nefes söylemine karşılık gelen bu dilinden daha ağır bir tablo. Yani siyasette Sedef Hanım, siz de siyaset bilimiyle ilgilenmiş, bu konuda dil anlatım konusunda dersler vermiş bir insansınız. Bir defa hani muhalefet sert olur, iktidar onu dengeler, evet, ya da zaman zaman aynı sertlikte cevap verir. Şimdi Türkiye'de tersi, muhalefet genel anlamda yani ülkenin bütünlüğünü gözeten bir tavır içinde şu anda. Ben geçmişte anımsıyorum, bu iktidar döneminde Ekim ayı başında şehit cenazesi gelirdi. Ekim ayı sonundaki 29 Ekim törenleri iptal edilirdi. Şimdi bakıyoruz yani şehit cenazeleri toprağa verilmeden AKP kongreleri devam etti. Ve nasıl devam etti? Şehit cenazeleri de yine siyasetin içine konarak devam etti. Yani bu noktada hani bu dile müdahale, siyasetin bu gidişini şekillendirme sorumluluğu da bir anlamda hani biraz önce Selin Hanım'a siz de sordunuz tabii, hep muhalefetten bekliyoruz pek çok şey ama benim genel değerlendirmem o ki artık hani Türkiye'nin bu yönetilemez noktasında muhalefet partilerinin olumsuzlukları iyi anlatma yarışına girmesi çözüm değil Sedef Hanım. Olumsuzluğu en iyi ben vurguladım. Tamam, yani öteki daha iyi anlattı. O değil artık. Bu aşamadan sonra muhalefetin ülke yönetimine hem talip, hem hazır, hem bunu fiilen başlamış bir havayla bu ülkeye sahip çıkması gerekir. Yoksa pek çok değer elimizden kayıp gidecek. Evet. Bu akşam buna sadece geleceğim. Doğal olarak Karakon... Evet, Metropol'ün araştırmasının sonuçlarını yorum. Yani tur tur gidelim, kısa kısa gidelim istiyorum bu üçüncü bölümde. Son bir sözünüzü böldüm sanırım, onu da alayım. Pardon, bir şey söylüyordunuz. Yok yok, tamamdır. Ben daha fazla, yani bölüşerek tamam, devam edelim. Bölüşerek devam edelim. Evet, üslupla devam etmek gerekirse Sayın Toker, yani bugün Sayın Erdoğan'ın Sayın Kılıçdaroğlu için kullandığı cümleleri ve sözleri ben inanın canlı yayında zikretmek istemiyorum. Yani bir edep ve ahlak açısından sorunlu görüyorum. Tekrar etmek istemiyorum bu çirkin cümleleri ve sözleri. Ve bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bir üslup sorununun ötesinde gerçekten kamuoyunun psikolojisini ve birbirine bakışını, hani hangi ideolojide olursak olalım, hangi partinin mensubu olursak olalım ya da hangi partiye oy verirsek verelim, aynı ülkenin vatandaşlarıyız biz. Ve hepimiz bu ülkenin bekası için uğraşıyoruz. Geleceği için savaş veriyoruz. Yani böyle bir üslubu kabul etmek mümkün değil sizin yorumunuzu. Evet, Cumhuriyet tarihinde bırakın bir cumhurbaşkanının böyle kelimeler kullanmasını, Türkiye'de siyasi parti başkanları bile bu kelimeleri birbirlerine karşı kullandıklarını ben hatırlamıyorum. Yani hatırlıyorum Ecevit Demirel yılları, Demirel Özal yılları, Erbakan yılları, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz yılları. Asla bu kelimeler kullanılmadı. Şimdi bunun sokak ağzı. Çünkü prim yaptığına inanıyor bir. Bu küçük neden. İkinci neden, psikoloji bozuk. Sen İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi illeri kaybetmişsin. Onu hazmetmekte zorlanıyorsun. Hem de bütün gücüne rağmen YSK'yı o sene değiştirmemişsin, görev süresini uzatmışsın. Efendim pusulada şeyden, zarftan 3 pusula çıkmış. İkisinde sorun yok. Birinde hile var diye seçimi yeniletmişsin, daha büyük farkla kaybetmişsin. Oradan başlıyor.
ekonominin durumu, rakamlar ortada. İşsizlik ortada. Yok boyuna bakın, TÜİK başkanını değiştiriyor. Merkez Bankası başkanı, yani bir çaresizlik içinde. Dış politika deseniz bugün Türkiye, işte Venezuela, Rusya, İran ve Kuzey Kore ile birlikte hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırım düşündüğü bir ülke. 180 küsur ülke arasında 5 ülkeden bir tanesi. Yani bunu başarabilmek büyük başarı dış politikada. Ondan sonra terör ortada. Alternatif partiler kuruluyor. Eskiden bunlar yoktu. Ve AK Parti'ye alternatif partiler bunlar. İYİ Parti'nin çıkışı ortada. İşte Davutoğlu'nun partisi çıkıyor. Babacan'ın partisi çıkıyor. Ve bunlar... öyle bir sistemdeyiz ki %50'nin büyük şey fark edeceği bir ortamda onun için çıkıyorlar zaten. Yarım bir alan bütün dengeleri değiştiriyor. Bu da psikolojisini bozuyor. En büyük etkenlerden bir tanesi, hangi siyasetçi olursa olsun, sen Bahçeli'ye mahkum kalmış bir siyasetçisin. Yani bu bile psikolojini bozmaya yetebilecek bir neden. Bütün bunları yan yana koyup topladığınız zaman Erdoğan'ın ruh halini anlamak kolay.